Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortaya konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 42 ve 43'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla çözüme başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki birim karelere bölünmüş bir karton parçası verilmiştir. Bir karton parçasının içerisine de şöyle bir üçgen çizmişiz. A köşesinden çizilen kenar ortayın BC'yi kestiği noktanın C köşesine olan uzaklığı X birimdir. Şimdi şurası BC'ye sayın 12 birim. E o zaman 6 birim tam kenar ortaya olmayacak. Mı? A'dan çizilen kenar ortay 6 birim gelecek buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani tam buraya denk geldi. Bak sayı istersen 2, 4, 6. Şurası da 6 birim. Burası da 6 birim oldu mu? Oldu. Bir de dikkat et. Burası 90 derece. Burası da 6 değil mi? Aa ee, 45, 45, 90 üçgen çıktı burada. Hocam bu kenar ortayda. Ben x'i buldum mu? Buldum. Sonra A noktasının ABC üçgenin ağırlık merkezinin olan uzaklığı diyor. Ağırlık merkezini nasıl bulacağım? Ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktasıydı. Ama bir tek kenar ortayları kesim noktası değildi. Bir de 1'e 2 oran vardı. Bak tanımı kullandığım güzel bir soru bu. E hocam 1'e 2 oran vardı. Yani sen buradaki parçayı 1'e 2 oranında böleceksin. 6 6 iken burası 6 kök değil mi? Evet 6 kök 3'e böldüğünüz zaman. Hani 1'e 2 şeklinde 3 parça ayrılıyor ya. 3'e böldüğün zaman 2 kök şurası 2 kök Burası da 4 kök mi olacak? Evet. Kısa parçası 3'e bölünmüş hali. Uzun parçası da 2 katı. E o zaman ağırlık belgesinin daha A olan uzaklığında 4 kökü buldum. O zaman x bölü y oranı isteniyor. x neydi? 6 bölü y ne? 4 kökü. Sadeleştir 3 sadeleştir 2. Kök ile çarparsam 3 kök 2 bölü kaç yapıyor o zaman cevap? Şu 2, 2 kere 2, 4. Cevap 3 kök 2 bölü 4 yapar. Yani cevap Ceyhan oldu. Geldik 2. Ye. Aşağıda ABC üçgeni şeklinde bir karton parçası verilmiştir. BC 16 birim olarak verilmiş. E, ağırlık merkezinde verilmiş ya. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani bunlar 8 8 oldu. Ve burada 1'e 2 oran var mı arkadaşım? Var. Ağırlık merkezleri ile ilgili temel bilgileri hemen yazdık. 1'e 2 oran var ve kenar ortay olacak. Sonra ben bir katlama yapmışım. He, katlamayı ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Tamam getirdik hocam eski haline. E buraları 8 8'de katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Hocam bu kenarla bu kenar, bu kenarla bu kenar deyince a 8 ise 8. 1'e 2 olan vardı. 16 zaten benden AG uzun listeleniyor. Cevap böylelikle Denizli yapar. Evet geldik 3'e. Aşağıda çevresi 18 birim olan eşkenar üçgen. 18 3'e böl bir kenar kaç yaptı? 6 yaptı. Bu karton parçalarından 4 tanesi aşağıdaki gibi birer köşeleri çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Evet 1 2 3 4. Sonra G1 ve G2 bulundukları ağırlık kenarların ağırlık merkezleri olduğuna göre no, bu noktalarda doğru verilmiş. G1 G2 uzunluğu nedir diye soruluyor. Tamam. E hocam bir kenar kaç? 6. Hocam burada da 6. E o zaman bu ağırlık merkezinden gelmiş ya. Hop şöyle devamı kenar ortaya olmak zorunda aynı zamanda yükseklik olur. Üçgen 3 üç kök 3 mü olacak? Çünkü 30 60 90 üçgeni var. Evet bunun tamamı 3 kök 3. 3'e böl kısa parçayı bul. Yani burası kök 3, burası 2 kök 3. Aynı mantıktan burası da kök 3, burası da 2 kök 3 olacak mıdır? Evet. E o zaman bitti. Benden şu uzunluk isteniliyor. E burada 6 var. 2 kök 3, 2 kök 3, 4. 6 artı 4 kök 3 mü yapar cevap? Evet. 2 parantezini alırsak 3 artı 2 kök 3 mü yapar cevap? Aynen öyle. 2 parantezinde 3 artı 2 kök 3'ü bulmuş oluruz. Evet. 3. soru. Akçay oldu. Geldik 4'e. 90 derece varsa. Bir de muhteşem. 90 derece varsa. Bir de ağırlık merkezi varsa. Ağzımdan kaçtı gerçi. Ne vardır? Muhteşem. Çünkü bu garibin buraya kadar gelmiş. Bu garibi ben kullanacağım değil mi burada? Bu ağırlık merkezine kadar gelmiş. Ağırlık merkezini kullanacağım. Yani devamı nedir bunun? Kenar ortaydır. E bu kenar ortay. Hop 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem. E 10'sa burası nedir? 5. 15, 15, 15. Yani dik üçgenin kenarları ne oldu burada? 18 burada. 30 burada. Ve benden x isteniyor. Hocam bu 6'nın 3 katı. Hocam bu 6'nın 5 katı. E o zaman burası da 6'nın 4 katı 24 olmaz mı? Evet. Cevap balık kesin oldu. Dördüncü soruda geldik 5'e. Ağırlık merkezini kullanacağım soruda. Ya bunun devamını getireceğim ya bunun devamını getireceğim ama burada bir 10-10 verilmiş bir kere değil mi? E hocam ikiz kenarda tabanla mevcutsa insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Kesinlikle ama kesinlikle çizer. Çizdik. 8 8. 8 ondan dolayı burası 6 mı oldu? Evet. Şimdi BC uzunluğu nedir diye soruluyor. 90 dereceye karşılık getireceğim. Hocam o zaman ben şunun devamını getirsem bir şey gelmez. Bunun devamını getirsem bir şey gelmez. Bu ağırlık merkezini B köşesinden kullansam. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya olacak ya. E buradan gelen de kenar ortaya olmuş. Zaten bu doğrusal olmak zorunda. E hocam 1'e iki oran var burada. 6 ise burası kaç yapar? 12 yapar. Ve doğrusal da dedik ya zaten şurayı da. E burası da doğrusal olduğu için şurada da 1 ne çıktı arkadaşım? Dik üçgen çıktı. Yani dik üçgenin kenarları kaça kaç? 8'e 18. Hocam burası 2 çarpı 4. Burası kısa yoldan yapıyorum. 2 çarpı 9. O zaman bu x uzunluğunda ne olacaktır? 2 çarpı kare küçüğünde diğerlerin kareleri toplamı. Yani 16 artı 81 yapar. O zaman x de 2 kök 97 mi yapıyor? Evet. Cevap denizli oldu. Sen hala 8'in karesi ve 18'in karesiyle mi yapıyorsun yoksa? Sakın. Sakın 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 ha. Tamam cevap denizli. Geldik. 6'ya. Aa çok güzel bir soru. Aşağıdaki birim kareli zemine ağırlık merkezi D doğrusunun üzerindeki birim karelerin köşelerinde olan. Evet ağırlık merkezi arkadaşlar şuradaki köşelerde olacakmış. D doğrusunun üzerindeki köşelerden birinde olacakmış. Ve köşelerinde olan ve bir kenarı AB olan üçgen çizecektir. Bir kenarı AB olan bir üçgen çizecekmişiz. Bakalım ne diyor. Çizilen bu üçgenlerden çevresi en büyük olan ABC üçgeniymiş. Bu sürü üçgen çizebilirim. Mesela ağırlık merkezi burasıyken bir üçgen çizebilirim ben. Hocam ağırlık merkezi burasıysa o zaman ağırlık merkezini ben kullanayım. Bunun kenar ortası neresi? AB. AB'nin ortası neresi? Burası. Yani ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak ya. Hocam kenar ortay şöyle ee, olacak ve devamı da hop şurası olmak zorunda. Niye? Hocam kenar ortay olacak ve 1'e 2 oran olacak. Şurası birbirim mi ya. Yani kök birim ya. Burası iki köklü olacak. Yani ben bir tane üçgen olarak burası seçebilirim mesela. Burasını seçtiğim zaman ne oluyor? Burasını seçtiğim zaman C köşesini ABC üçgenimiz bakın şu şekilde olmuş oluyor dostlar. Ama bizden üçgenlerin en büyüğü isteniyor. O yüzden üçgenlerin en büyüğü istenildiği için şunlar birbirine eşit ya. Ağırlık merkezinde öyle bir yerde seçeceğim ki C köşesi birim karelerin üzerinde olacak ve ağırlık merkezini öyle bir yerde seçeceğim ki C köşesi aynı zamanda bu birim karelerin içerisinde olacak. E o zaman olabildiğince yukarılarda seçersem ağırlık merkezini ben yani C köşesinden gelen kenar ortayı ne kadar çok büyütürsem bizim üçgenimiz o kadar çok büyümez mi? E büyür. E o zaman ben büyüteyim. Hocam kenar ortay böyle de olabilir. İşte şöyle de olabilir. İşte buradan şöyle de geçebilir. Böyle de geçebilir. Böyle de geçebilir. Böyle de geçebilir. Buradan da geçebilir. Ama dikkat et. Şuradan geçemez zaten. Ya da şuradan geçemez. Çünkü ağırlık merkezinde 1'e 2 oran olacak. Zaten burası bayağı bir büyük. Burası olmaz. Şurası olur mu hocam? Burası da olmaz. Hocam kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yukarı çıktım. Burada da 12 birim yukarı çıkmam lazım. 1'e 2 orandan dolayı. Burası da olmaz. Hocam şurası olur mu? Kaç? 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarı çıkmışım. 10 birim yukarı çıkmam lazım. Bu da olmadı. E hocam şurası olur mu? Kaç birim yukarı çıktım? 1, 2, 3 birim yukarı çıktım. O zaman 6 birim yukarı çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası olabilir mi? 6 mı burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 1, 2, 3, 4 birimmiş burası. Burası olmaz. 4 ise 8 çıkmam lazım. Yukarıya 6 kaldı. Olmadı. O zaman ağırlık merkezi tam olarak şuradan geçmek zorunda. Bak. Kaç birim yukarı çıktım? 3. 1'e e 2 orandan dolayı 3 birim. Bak. 1 sola 3 yukarı çıktım değil mi? O zaman 1 sola 3 yukarı daha çıksam buraya gelirsin. 1 sola 3 yukarı daha çıksam buraya gelirsin. Sonuçta bunun 2 katı olacak ya. Şöyle baktığın zaman. 1, 3 kökon burası. 2 kökon olması lazım. Kök onu elde etmem için. 1'e 3 1'e 3 şeklinde gittim. Yani bizim C köşesi tam olarak burada olmak zorunda. E C köşesi buradaysa ABC üçgenimiz ne ne olacak? CD birim karelerin köşelerinde diyor. ABC üçgenimiz bu olmayacak mı? Evet hatta bir dik üçgen çıktı. İşte oluşan ABC üçgenleri eğer ağırlık merkezleri bu doğru üstündeyse oluşan ABC üçgenlerinden bir tanesi bu. Hatta en büyüğü bu. C köşesinin birim karelerin köşesinde olduğuna göre ABC üçgenin en uzun kenarı nedir diye soruluyor. Evet çevresi en büyük olan üçgen bu. E o zaman bu üçgende de en uzun kenar hangisidir? Bir dik üçgendeki en uzun kenar hocam hipotenüstür. E şurası kaç birim? 6. Şurası kaç birim? 9. Pisagor bağıntısından şurayı bulacağım. Ortak çarpandan gidelim kardeşim. 6 dediğimiz 3 çarpı 2. 9 dediğimiz 3 çarpı 3. O zaman burası da 3 çarpı kare kük içinde 2'nin karesi ve 3'ün karesi. 4 artı 9'dan 3 kök 13 diye buluruz. Yani cevap 3 kök üç, denizli çıktı. Arkadaş mükemmel bir soru. Şu soruyu bir yıldıza bo boğa, boğar mısın? Böyle 3 yıldız 5 yıldız yetmez sonuna kadar yıldız at. ÖSYM'nin size sorabileceği çok güzel sorulardan biri. Ve bir şey söyleyeyim sana. Sen bu soruyu daha önce gördün mü? Görmedin değil mi? Bu soru kitap baskıya gitmeden önce 2 gün önce yazıldı arkadaşlar. Ve Herhangi bir yerden esinlenmiş bir soru da değil, öyle rastgele aklıma gelmiş bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM artık böyle yapıyor kardeşim. Ya hocam zor değil, değil, zor değil. Tanımı uygulattırıyorum ben sana burada. Ağırlık merkezi doğru üstünde. Ağırlık merkezinden geçen kenar orta üzerinde de C köşesi olacak. Yani tamamıyla tanımı uygulattırıyorum. Kenar ortayın tanımı nedir? Hocam kenarı ortalayacak ve 1'e 2 oran olacak. İşte tamamıyla bunu uygulattırıyorum. Sen çözemedin diye zor bir soru değil. İlk defa böyle bir soru çözdüğün için sana zor soru olarak geldi ama mükemmel bir soru arkadaşlar. Of. Bal dök yala valla. Süper bir soru. Şunu böyle şey yap. Yani buradaki mantığı öğren ki ilerleyen zamanda bunun açı ortay versiyonuyla karşılaşacaksın belki. Belki benzerlik versiyonuyla karşılaşacaksın. Sadece tanımını uygulattıran böyle güzel bir soruyla karşılaşacaksın. Her şeyi uyarlayabilirsin ya. Valla gerçekten çok mükemmel bir soru arkadaşım. Dikkat et bu soruya lütfen. Yani burada sadece bu soru tipini öğrenmiyorsun. Çoğu soru tipini böyle uyarlamayı öğreniyorsun aslında. Nasıl davranacağını öğreniyorsun. Özellikle birim karelerde çok seviyor Seyme. Ya çok konuştum ama gerçekten mükemmel bir soru. O yüzden çok konuştum. Neyse 6. soru denizli çıktı. Geldik yediye. Yedinci soruda ABC üçgeni biçimindeki kartonun ağırlık merkezi G'dir. Aa hocam 90 derece var hemen muhteşem şut çizeyim. Ya kardeş 90 derece verilmiş mi soruda. Yo. E nereden çıkarttın bunu? Bu arada şu böyle katlanmış böyle verilmiş. Katlamayı ne yapıyorduk? Geri doğru açıyorduk. Şu verilmek zorunda değildi. Sen geriye doğru açıp şu şekilde elde edebilirdin. Tamam mı? Burada verilmiş. E bu katlandığında A köşesi G köşesine gelmiş. G'yi ben kullanacağım. Peki G'yi nasıl kullanacağım? Ama katlamayı önce bir kullanayım. Katlamada neydi? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. E hocam burası x e, burası da x'tir. Şu kenarla da şu kenar eşit midir? Evet kenarların eşitliğini gösterdim. Aynı zamanda açıların eşitliğini de gösterdim. Hatta bu açılar eşit şu açılar da eşit mi? Eşit. E sonra ne yapacağız? Hocam ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezini nasıl, nasıl kullanacağız? Ya A'dan çizeceksin ya B'den çizeceksin ya da C, G'ye kadar gelmiş. Bunun devamını getireceksin. Tabii ki bu mantıklı kardeşim. Şu şuraya kadar gelmiş zaten. E buradan geçen kenar ortaya olacak. Yani şu şu iki eşit parçaya böldüm. Ve 1'e 2 oran mı olacak? Evet. Bak e, burada üst üste binen kenarların eşitliğini yazmamız bak ne kadar önemli. Üst üste binen açıların eşitliğini yazmamız bak ne kadar önemli. Niye? Bak şu üçgende iç açı ortay çıktı. E iç açı ortayda koldaki oran kaça kaç? 2'ye 3. O zaman burası 2A ise burası 3A'dır. Burası 5A iken burası da 5A değil mi? Kenar ortay olduğundan evet. Toplamda 10A 30 mu? Aynen öyle. 10A 30 ise A'yı buradan 3 buluruz. Benden x eşittir 2A isteniyor. O zaman cevap 6 çıkar. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Ha başka türlü nasıl yapabiliriz? Bak şu üçgende hocam dış açı ortay doldu. 2 bölü 3 oran 2 bölü 3 oran oradan da yazabilirdin. Haberin olsun. Yeter ki şu açıların eşitliğini kenarların eşitliğini şu katlamalarda koymayı unutma kardeşim. Tamam mı? 7. soru ne çıktı bu arada? Balık çıkmış işaretlememişiz. Cevap balık kesir Geldik 8'e. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıtta 90 derece verilmiş. 16 verilmiş. G de ağırlık merkezi olarak verilmiş. BC'yi de 20 vermiş. Hocam BC 20 ise öncelikle bir 16 20 ne üçgeni 12 16 20 üçgenden 12'yi yazdık. Bu ağırlık merkezi ya. Ağırlık merkezinden çizilen kenar ortay. Hop bu da işte olacak muhteşem üçgenden dolayı. 20 ise hocam burası 10, burası 10. Burası da 10 mu oldu? Evet. Sonra ne olmuş? Aa ben bunu kesmişim, gelmişim buraya koymuşum. Şu kenarları da bulayım mı? Bulayım. Çünkü benden elde edilen şeklin çevresi isteniyor benden. Arkadaş burada 1'e 2 oran var. A ise 2A. Hocam burada 3A eşittir 10 sa A'yı buradan 10 bölü 3 bulurum. A yerine 10 bölü 3 yazdım. Burası ne yaptı o zaman? 20 bölü 3 yaptı. Ve şuradaki kenarı da ben halletmem lazım. Şuradaki kenarı da halletmem lazım. Şu AD kenarı. AD kenarı nereye gelmiş? Şuraya mı yapıştırmış? Evet AD kenarı buraya yapıştırılmış. Burada bir tık benzerlik kullanacağız arkadaşlar. Ee, benzerliksiz nasıl yapabilirim ben bunu diye düşünüyorum da benzerlik kullanacağız. En azından bir temel orantı var arkadaşlar. Şurada 2'ye 1 oran var ya burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani şurası 2 ise burası da en. Yani 8. sınıftan hatırlıyorsunuz arkadaşlar benzerliği. 2'ye 1, 2'ye 1. 3 en eşittir 12 ise eni de buradan 4 buluruz. Yani burası 8 yaptı. Burası da kaç yaptı? 4 yaptı. Hadi bakalım eksik parçaları koyalım. Şurası kaç? 20 bölü 3. Burası kaç? E, hocam şu parçayı da bulmam lazım. E, ben bu parçayı nasıl bulacağım? E, burada ne yapmış? Paralel olacak şekilde kesmiş. Ee, benzerlikten de bulabilirsiniz de benzerliği burada girmeyeyim için içine istersen. Çünkü niye? Bak arkadaşım. Bu eşit 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 ya. Ben buraya alfa dersem alfaysa burası da alfa değil mi eşitlerden dolayı? Evet. Paralel ya. Burası da alfa yaptı. Bak alfaya alfa alfa. X kenar çıktı. Burası da 20 bölü 3 bu çıktı? Evet. Gel buraya 20 bölü 3 yaz. Şu DC uzunluğu kaç? 4. Sonra bu uzunluk kaçtı arkadaşım? Bu uzunluk 20 bölü 3'tü. A yok. AD uzunluğunu buraya koymuşuz. AD üstü uzunluğu. Burası kaç? 8. Şuradaki uzunluğun tamamı 10'du. O zaman buraya kaç kaldı? 2 birim kaldı. Devam edelim. Şu GD uzunluğu kaçtı? GD uzunluğu da 20 bölü 3. Sonra AG uzunluğu kaçtı? O da 20 bölü 3. Sonra şuradaki uzunluk kaç? 10. Benden ne isteniyor? Buradaki şeklin çevre uzunluğu nedir diye soruluyor. Önce şu sayıları sayalım. Hocam şu tam sayıları toplayalım bakalım öncelikle. 16, 4 daha 20. 10 daha 30 mu yaptı? Evet. Elimizde bir 30 var. Sonra 20 bölü 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3 4 tane mi var? Evet. Ha bir de 2 var burada. 32 olacak o zaman burası. 20 bölü 3'ten de 1, 2, 3, 4 tane var. Yani 80 bölü 3 yaptı. E o zaman 3 ile bunu çarptığım zaman 96 yapıyor. O zaman 96 ile de 80 topladığım zaman 176 bölü 3 yapıyor. Cevap arkadaşlar. Yani Kaçıncı soru? Son soru. Sekizinci soru Denizli çıktı. Böylelikle ilk testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.